Son bir haftanın en çok konuşulan gündemi Hazine Bakanlığı'nın bir Amerikan firması olan McKinsey ile yapılan anlaşma. Devlet yönetmeyi, strateji geliştirmeyi ve en önemlisi de oyun kurmayı kamp çadırı kurmayla eşdeğer tutanlar hemen başladılar konuşmaya. Hani bunlar işte Amerika ile çarpışıyorlardı. İşte ülke ekonomisini Amerikalılara teslim ettiler. Nerede kaldı bunların milliyetçiliği? İşte ha McKinsey ha IMF ikisi de aynı. Gitti ülkemizin bütün kazanımları mihvalinde açıklamalar, demeçler, tweetler, köşe yazıları gırla gidiyor. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Bu yazılıp çizilenleri görünce biz de ilk önce bu algının pençesine düştük. Yahu hakikaten ne oluyor? Hazine Bakanlığımız neden böyle saçma bir adım attı diye düşünerek bir açıklama, hatta tatmin edici bir açıklama bekledik. Bakanlığın yaptığı açıklama kafalardaki soruları tam karşılamayınca ekip halinde ciddi bir araştırmaya girelim dedik. Çünkü bizim derdimiz birileri gibi oturup devletimizin açıklarını kollamak. Ha, şimdi çakarız buradan devlete, hükümete, cumhurbaşkanına diye pusuda beklemek değil. Yani bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmayı yakıştıramıyoruz kendimize. Bizim derdimiz üzüm yemek, bağcı dövmek değil ki. Neyse dedik ya, detaylı bir araştırma yapalım diye. Ve yaptığımız araştırma sonucunda da şu 4 soru geldi önümüze. Birincisi, kimdir bu McKinsey? Hakikaten kimdir bu McKinsey? He? Nerelidir? Ne iş yapar? Değil mi? McKinsey dünyada 70'e yakın ülkede kurumların, kuruluşların, devletlerin talep ettiği konular üzerine çeşitli rapor, değerlendirmeler, çalışmalar hazırlayan Amerikan menşeli bir danışmanlık şirketi. Altını çiziyoruz. Bir danışmanlık şirketi. Hani ücreti mukabilinde hizmet alabileceğin bir firma. Yani yöneticilik herhangi bir otorite ya da karar vermede etkili bir mecra değil. Ha bu arada McKinsey dün karşımıza çıkan bir şirket de değil ha. 23 yıldır Türkiye'de birçok firmaya zaten danışmanlık veriyordu. Hatta İstanbul ve Ankara'da da ofisleri bulunuyor bu firmanın. McKinsey bu. İkinci sorudaysa, neden McKinsey ile böyle bir anlaşma yapıldı? Türkiye bu anlaşma karşılığında ne alacak, ne verecek? Dostlar, ekonomik savaş verdiğimiz bu günlerde uluslararası yatırımcılara daha rahat ulaşabilmek için, bir nevi köprü oluşturabilmek için McKinsey'nin şimdiye kadar oluşturduğu data ve tecrübelerinden, yani nasıl diyeyim, bilgi birikiminden yararlanmak için bir anlaşma sağlandı. Ama bu demek değildir ki Türkiye'nin bütçe disiplinini, işte babamın emekli maaşını, ailemin aylık gelir giderine kadar bu şirket karar verip yönetecek diye. Böyle bir durum yok. Boşa karıştırmayalım kafalarımızı. Kısacası uluslararası sermaye için atılmış stratejik bir adım bu. Günlerdir yazıp çizilen bir başka konuysa McKinsey ile IMF'in bir tutulması. Dostlar, IMF borçlandırmalarla ülkelere para veren ve yıllarca da ülkelerin belini büken, ille de benim dediğim olacak diyen bir kan emici kuruluş. IMF her zaman yapmanız gerekeni belirler. Tepenize yapışır ve kendi kurallarını koyar. McKinsey ile yapılacak çalışmada böyle bir durum söz konusu bile değil. Bizim istediğimiz alanda bir çalışma yapılacak ve bizim yetkililere sunulacak. Sonrasında Türkiye karar verecek. Yapar veya yapmaz. Anlaşıldı. Vallahi aklım almıyor. Bir firmadan kendi paranla danışmanlık almakla IMF'den borç almayı nasıl aynı görüp de ikisinin de birbirinden hiçbir farkı yoktur diyen kafaları. Vallahi anlamıyoruz. Bakın, McKinsey anlaşmasıyla ilgili en doğru ve en gerçekçi eleştiri bence şu. Türkiye'de bu işi yapacak başka bir danışmanlık şirketi yok muydu da gidip Amerikalı bir firma seçildi? Buna sonuna kadar katılıyorum. Ve araştırıp gördüğümüz kadarıyla da Türkiye'de bu firmalar var. Yalnız ne yazık ki bizim ülkemizdeki bu danışmanlık şirketlerinin dünya piyasalarında, küresel sermayede pek karşılığı yok. Gönlümüz istiyor ki aynı McKinsey gibi dünyaya hizmet veren ve bütün küresel sermayenin dikkate aldığı, muhatap aldığı birçok yerli firmamız olsun. Ki inşallah da olur. Savaştayız kardeşim, savaşta. Hem de savaşın tam ortasındayız. Böyle bir ortamda hep bilindik hamlelerle çıkmayacağız birilerin karşısına. Bazen ters köşe numaralar, ani kararlarla uzun vadede olumlu sonuçlar almak için hamle üstüne hamleler yapmalıyız. Öyle devlet yönetmek duygusal ruh ile değil, akılla ve akıl oyunlarıyla olur. Bunu görmek istiyorsanız da Sultan Abdülhamit'in dönemini bir inceleyin. Almanlarla ve İngilizlerle akıl oyunlarıyla nasıl oynadığını, onlarla nasıl stratejik anlaşmalar yaptığını görebilirsiniz. Biraz sabredeceğiz dostlar. Manzarayı izleyeceğiz. Sahayı boş bırakmadan hep atakta kalacağız. Ama bunu birilerinin yaptığı gibi bilgisiz ve fikirsiz olup her fırsatta devlete küfürle yaşayanlara fırsat vermeden yapacağız. Algı oyunlarının tavına gelmeden, düşmanın sözcülüğünü yapmadan, tufaya düşmeden ve safları bozmadan yapacağız bunu. Bir bekleyelim. Belli mi olur? Bakarsınız aynı derenin taşıyla aynı derenin kuşunu da vurabiliriz. Bu hassas adımlar atıldığında bunu ideolojik saplarla
saplantılarına malzeme olarak kullanan, yalan yanlış donelerle milletin aklını karıştıranları anlıyorum. Çünkü onların işi gücü devlete, hükümete ve girdiği her seçimden eze eze zaferle çıkan cumhurbaşkanına yürümek. Yapacak bir şey yok. Bunların hastalığı bu. Ve maalesef de bu hastalığın tedavisi yok. Ancak benim anlamadığım, cumhurbaşkanına inanan, onunla yol yürüdüğünü, mücadele ettiğini söyleyen, bu memleketin gerçek sevdalıları bir karar verildiğinde, bir hamle yapıldığında çözülmeye başlaması. Yani birilerinin değirmenine su taşıyor haline gelmesi. İşin aslını öğrenmeye çalışma yerine kolaycılığa kaçıp boş beleş yazıp çizmesi, konuşması. Vallahi biz onu bunu bilmiyoruz. Biz bu ülke için gece gündüz çalışan ve Fransız dergilerinin Fatih Sultan Mehmet'ten sonraki en tehlikeli Türk diye tarif ettiği Cumhurbaşkanımıza inanıyor ve güveniyoruz. Ancak gerek Hazine Bakanlığı'ndan, gerekse Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğü'nden nacizane bir beklentimiz de var. Kafa karışıklığının ortadan kalkması için bu olayı, yani McKinsey olayını bütün detaylarıyla, en basit bir anlatımla kamuoyuna aktarmalarıdır. Bu ortalıkta dolaşan bilgi kirliliğine, laf kalabalıklığına, yalan yanlış algılara son verip bu işe nokta koymalılar. Dedik ya, bu bir savaş ve savaş komutanların yaptığı akıl oyunlarıyla ve askerlerinin o komutana inanması, güvenmesiyle kazanılır. Bizler başkomutanımıza inanıyor ve güveniyoruz. Gerisi boş beleş muhabbet. Kalın sağlıcakla.